En büyükler. Fil. Asya'nın yemyeşil tropikal ormanları doğanın en güçlü canlılarından bazılarını içlerinde barındırır. Bu sessiz adımların her biri dünyanın en büyük kara memelisinin muazzam ağırlığını da beraberinde taşıyor. 6 metre uzunluğundaki bedeniyle 3 metre yüksekliğinde dik durabilen, çoğu insandan daha uzun dişleri olan ve 5 tonun üzerinde ağırlığa sahip fillerin gücü ve ihtişamı inkar edilemez. Hinduizm dininde fil başlı Ganesh'e, akıl ve bilgeliğin tanrısı ve engellerin kutsal yok edicisi olarak tapılır. Genellikle bir tanrıçanın Ganesh'in mahremiyetini korumak için yarattığına inanılır. Asya filleri son derece sosyaldir ve anaerkil aile gruplarında yaşarlar. Zamanlarının çoğunu yemek için harcarlar. Günlük ortalama 150-200 kilogram yaprak, kök, ağaç kabuğu ve çalı tüketirler. Bir filin hortumu muhteşem, çok yönlü bir araçtır. Burnunun ve üst dudağının kaynaşmasıyla 150 bin kastan oluşan karmaşık bir ağ içerir ve bu ağ onu son derece esnek hale getirir. Çalılık ormanları ve gölgeli alanları tercih eden çoğu Asya filinin yaşam alanları mevsimsel göç etmelerine rağmen genellikle yaklaşık 50 kilometre kareyi geçmez. Küçük gözleri ve ortalamadan daha zayıf görme duyuları olan filler koku alma ve işitme duyularına çok daha fazla güvenirler. Sırtlarındaki ve yan taraflarındaki sert buruşuk deri 2-3 santimetre kalınlığındadır ve oldukça hassastır. Fillerin kendilerini yanmaktan ve nem kaybetmekten korumak için düzenli olarak çamur banyoları yapmaları gerekir. 10 litre su tutabilen hortumlarıyla bu çamur banyoları keyifli olduğu kadar tatsız da olabilir. Düzenli olarak yapmadıklarındaysa ciltleri ciddi hasarlara uğrayabilir. Büyük kulakları sürekli çırpılarak kağıt ince derilerinin hemen altından geçen ince kılcal damar ağını havalandırır ve çamur banyosunun genel soğutucu etkisine katkıda bulunur. Erkek filin uzun ince dişleri 2 metre uzunluğa ulaşabilir. İnsanların sağlak ya da solak olmaları gibi fillerin de sağ ya da sol dişlere sahip olma eğiliminde oldukları ve dişlerinin yaşlandıkça ciddi şekilde aşındıkları görülmüştür. Yetişkin erkekler cinsel olgunluğa eriştikten sonra kızışma dönemi olarak bilinen bir sürece girerler. Bu zamanlarda testosteron seviyeleri hızla yükselir ve aşırı bir saldırganlık eğilimi kendisini gösterir. Bu devasa vücutlar çarpışırken darbe emici doku pedlerine dayanan devasa ayakları rakibinin olağanüstü itme kuvvetine karşı sağlam durmaya çalışır. Nadiren ciddi kavgalar etseler de bu dev canlılar savaşa girmekten çekinmezler ve bu büyüklükteki dişlerle tartışmak asla hafife alınmamalıdır. Afrika'nın geniş ovaları, Asya filinden daha büyük tek bir kara hayvanına ev sahipliği yapıyor. Afrika filleri, Asyalı kuzenlerinden 1 ton daha ağır ve 1 metre daha uzun olabilir. Ama bu boyuta ulaşmak çok uzun zaman gerektirir. Filler 20-25 yaşına gelene kadar tam olgunluğa erişemezler. Birbirine düşkün anne gruplarında yaşayan filler son derece sıkı sosyal bağlar oluşturur. Buruşuk derileri onlara kavurucu sıcaklıklarda ısıdan korunabilecekleri daha fazla yüzey alanı sağlar ve ayrıca nemi hapseder. Böylece buharlaşması daha uzun sürer.
devasa bedenlerini serin tutmak için bu iri hayvanların günde yaklaşık 80 litre suya ihtiyacı vardır. Ancak bazıları bunun yaklaşık 2 katını tüketebilir. Yetişkin bir erkek kısa bir süre içinde 200 litreden fazla su içebilir. Filler koku almak için süper duyusal hortumlarını kullanarak koku parçacıklarını ağızlarının çatısındaki özel bir organa geçirirler. Herhangi bir tehlike anında önceden uyarı almak için hortumlarını genelde havada tutarlar. Gezinirken uçsuz bucaksız kulaklarını çırpan Afrika filinin kulakları Asya fillerinin 2 katı büyüklüğündedir ve aynı zamanda tehdit uyarısı olarak da kullanılır. Filler insan kulaklarının algılayamayacağı kadar düşük frekanslarda derin gürlemelerle iletişim kurar. Bu gürlemeleri ve adımları 20 kilometreden fazla yol kat eden sismik dalgalar yaratarak bir iletişim biçimi olarak da kullanılabilir. Boyu 7 metreye ulaşan Afrika filinin 3,5 metrelik hortumu savanın diğer otçullarından biri hariç hepsinden daha yükseğe uzanır. Hortumlarının ucundaki parmak adıyla bilinen uzuvları bir ahtapot bacağıyla aynı el becerisine sahiptir ve en narin yaprakları kavrayabilir. Beslenmediği zamanlarda 52 kiloluk kafatası ve 20 kiloluk kalbi olan bu devasa canavar diğer dev hayvanlara sevgiyle yanaşır. Bu çağdaş mamutlar gerçekten dünyadaki en büyük hayvanlar mı?